gelmiştir. Merhaba. Refik Bey'siniz, değil mi? Evet, öyle de denilebilir. Biraz konuşalım sizinle. Tabii. İçeri buyursaydınız. Güzel bir eviniz var. İşte, bize yetiyor. Önce tanışalım. Adım Bekir. Sarı Bekir derler bana. Ya, öyle mi? Ben Refik. Ama renk yok. Bundan sonra Çolak Refik de diyebilirsiniz. Ha. Size Melahat Hanım'dan söz edeceğim. Aranızdaki ilişkiyi biliyorum. İnkar etmeye kalkmayın. Refik Bey, ben çok iyi silah kullanırım. Mesela şu küçük tabancayla 20 adımdan gömleğinizin 3. düğmesini vurabilirim. Evet de, düğmem yok. Bugünlük fermuarla idare etseniz. Refik Bey, Melahat Hanım'la ilişkinizin bitmesi gerekiyor. Zaten bitmişti. Yoksa yazık olur size. Yani mı demek istiyorsunuz? Evet, iyi anladınız. İnsan ne kadar sağlıklı olursa olsun, vücuduna 2 kurşun girdi mi? Allah yazdıysa bozsun. Anlaştık sanırım. Şimdi gidiyorum. Herhalde beni tekrar gelmek zorunda bırakmazsınız. Ya, estağfurullah. Güle güle abi. Sizi hiç yoranmayayım. Saat kaç? 2:30 Melahat Hanım. Seni almaya geldim. Çıkalım mı? Hemen gitmek istemiyorum. Bir içki içeceğim. İçki ver. Birini mi bekliyorsun yoksa? Hayır, o bunu da nereden çıkardın? Ne bileyim ben. Vazgeçtim, içmeyeceğim. Gidelim. Helal olsun delikanlıya. Meşhur şarkıcı Melahat'ı ayağına kadar getirdi. Bana bakın, köşteki bebeğin anası sakın Melahat olmasın. Yok abi, bunu da nereden çıkardınız? Olmaz mı yani? Çocuğu doğurdu. Dedikodu çıkıp şöhreti gölgelenmesin diye gizlice burada büyütüyor. Böyle şeyler çok olur sosyetede. Azmi Bey'le karısı gider gitmez o saf dediğimiz Cafer kabak çiçeği gibi açıldı. Daha neler! Ben Cafer'i iyi tanırım, kötü bir şey yapmaz o. Kusura bakma Hasan ama sen uyuyorsun. Dedikoducu karılarına geçtiniz artık. Bakıyorum hepinizin 10 parmağında 10 kara. Hasan amca, senin yerinde olsam Gülseren'i o Cafer'le evlendirmem. Kesin şu lafı artık be! Ben kızımı da Cafer'i de iyi tanırım. Bebek bunu yer mi acaba? Bu şamba cilası o. Cila tabii canım bu. Muşamba cilası yenir mi hiç? Gülseren, sana çok önemli bir şey söyleyeceğim. Biliyorum, beni çok seviyorsun. Evet, seviyorum da bu defa çok daha başka bir şey söyleyeceğim. Söyle, dinliyorum. Bu bebek var ya, bu bebek. Bu bebek olalı biri seni daha çok seviyorum. Ben de. Ama ben bebekten çok seni seviyorum. Ben de. Bebek bizi birbirimize bağladı. Ya, öyle mi? Demek ortada bir bebek var. Baba! Size güvenmekle hata etmişim. Yo, hayır, yanlış anladın. Evet, yanlış anladınız. Yani aslında bu bebek, bu bebeği biz yapmadık. Peki kimin bu bebek? Bu bebek şeyin... Refik'in! Refik'inmiş, evet. Refik'in bebeği. Kim bu Refik? Cafer'in çok yakın bir arkadaşı. Ya anası? Benim anam mı? Hayır, bebeğin anası! Evet, bebeğin anası yok. Ne demek yok? Kim doğurdu bunu? Bebeği mi? Refik! Olmaz, tabii zaten anası da babası da yok, gitti. Ya, evet, böyle. Nereye gitti?
Terk etti zavallı Refik babacığım. O da çocuğuyla ortada kaldı. Hiç parası yok. Ya. Biz de elimizden geldiği kadar yardım etmeye çalışıyoruz. Ya vah vah! Peki niye terk etmiş karısı bu Refik'i? Geçimsizlik işte. Her ailede olur. Arada bir bebek olursa barışmaları gerek. Vay canına! Bir de delikanlının günahını aldık. Bu kadın milletine güven olmaz zaten. Zavallı çocuk, kucağında bebeğiyle ortada kalmış. Üstelik ne işi ne de parası var. Melahat! Beni beklemiyordun değil mi? Doğrusunu istersen beklemiyordum. Sen gelmeyince ben geldim. Çok iyi ettin de, sana karşı çok mahcubum. Ama önemli bir şey var. Korkarım ki artık bir daha görüşemeyeceğiz. Ne demek o? Yoksa başka bir kadın mı var? Başka kadın olsa iyi. Aramızdaki engel daha büyük. Çok iyi kullanıyor ve üçüncü düğmeden götürüyor. Anlayamadım. Anlamayacak bir şey yok. Biz öyle kolay gidecek herif miyiz? Aslında misafir diye bir şey yapmadım. Misafir olmayacaktı ki o. Yaradana sığınıp elimin tersinden bir tane çakacağım, uçururum vallahi. Bir yalan attın, bütün mahalle Refik'le bebeğinin yardımına koştu. Fena mı oldu yani? Artık arkadaşının sırtı yere gelmez. Ama yalan bir ortaya çıkarsa hepimizi linç ederler vallahi. Kimden söz ettiğini anlayamadım. Kimden olacak? Senin Bekir Bey'den. Senin ondan haberin var mıydı? İşin kötüsü onun da benden haberi var. İnanmam. Bak neler getirdik. Sana ve bebeğine yardım etmek için birazdan mahalleden birkaç kişi buraya geliyor. Buraya da tank geldi. Senin gazinodaki Melahat Hanım değil mi o? Üstelik ana tarafından Arnavut'tur. Ne çıkar bundan? Ne çıkacak? Kan çıkar, kan! Bir dakika! Arkadaşın sana ve bebeğine diye bir laf etti. Ne demek oluyor bu? Yoksa bir bebeğin mi var? Kimin? Benim mi? Evet! Bir bebeği var. Ne zamandan beri? Kaç günden beri. Karısı onu terk edip gitti. Zavallı bebeğiyle ortada kaldı. Ben de anasız büyüdüm. Bunun ne demek olduğunu bilirim. Yakanı bırakacağım ama bir şartla. Bu çocuk anasız büyümeyecek. Onu bulup barışacaksın. Kiminle? Bebeğin annesiyle. Evet, en doğrusu bu. Hanımefendi çok doğru söylüyor. Barışmaları lazım. Kim bunlar? Ne oluyor? Bilsem ne olduğunu. Ben anlatayım. Hani sen Nurten'le kavga ettin de o da bebeği bırakıp gitti ya. He? Kim Nurten'le kavga etti? Canım ayıp değil ki bu. Herkes karısıyla kavga eder. Siz manyak mısınız? Tipiniz mi böyle? Nurten nereden benim karım oluyor? Evli değildiniz demek. Şaşmam. Bu adamdan her şey beklenir. O zaman evleneceksiniz. Ne? Evlenecek miyim? Evet, evlenmeleri lazım. Biz her türlü yardıma hazırız. Yeter ki bebek anasız babasız büyümesin. Siz hepiniz çıldırmışsınız. Benim Nurten'le hiçbir ilişkim yok. Saçmalıyor işte. Ulan nasıl yok be? Bu bebek ne oluyor o zaman? Bu bebek senin değil mi yoksa? Elbette onun. Eğer bana yalan söyledinse... Yok canım! Niye yalan olsun? bu bebek benim! Baksana ne kadar bana benziyor. Onun da burnunda iki delik var mı de? O kızla evleneceksin. Kim olduğunuzu bilmiyorum hanım kızım ama... iyi yürekli bir insan olduğunuz belli. Nerede bu kız? Nereye gitti? Nurten mi? Ne bileyim ben? Ben biliyorum. Artist menajeri Necmi diye birine gideceğini söylüyordu. Ha, anladım. Ben bulurum onu. Kızı getireceğim ve onunla evleneceksin. Zahmet olacak sana. ...2600, 2700,